Yunus Emre Sel'e dönelim. Hem biraz oradaki ortamı soralım, hem tabii ki takımı soracağız. Bugün özel haberin de vardı Yunus Emre Sel, seni biraz tutacağız. Neler yaşanıyor şu anda oy sayımında? Teşekkürler Sinem. İyi yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor'un 47. yönetim kurulunun belli olacağı seçimli olağan genel kurul biraz önce sona erdi. Saat 16'da oy verme işlemi tamamlandı. Şu anda da arkamda gördüğünüz gibi oy sayım işlemi devam ediyor. Başkan Ahmet Ağoğlu seçime tek aday olarak girdi ve yönetim kurulunda da önemli değişikliklere gitti. Özellikle asil üyelerde 6 yeni ismin yönetime dahil olduğunu söyleyelim. Yine yedek yönetiminde de önemli değişiklikler var. Trabzonspor'da birazdan oy sayımı tamamlandıktan sonra Başkan Ahmet Ağoğlu'nun yönetim kuruluyla birlikte basın mensuplarına görüntü vermesi bekleniyor. Özellikle şunu da belirtelim. Ahmet Ağoğlu'nun yeni dönemde as başkanlık görevini Ertuğrul Doğan yürütecek. O da transfer sürecinde oldukça etkin isimlerden bir tanesiydi. Şu anda oy sayım işlemi devam ediyor ama oy sayımın dışında sizin de söylediğiniz gibi Trabzonspor'da hareketli bir gündem var. Takım ligde namağlup sürecine devam ediyor. 95-96 sezonundan sonra en uzun yenilmezlik serisi yakalandı Trabzonspor adına. Teknik direktör Abdullah Avcı kendi kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Trabzonspor 2003-2004'ten sonra ilk kez 8 maç üst üste kazandı. O kadar fazla rekor kırıldı ki bunları saysak gerçekten çok daha uzun bir yayın olur ama Abdullah Hoca'nın kendisinin söylediği bir cümle vardı. Bu rekorlar bir anlam ifade etmiyor. Biz sadece bir sonraki maç hangisi ise ona odaklanıyoruz dedi. Trabzonspor da bugün yaptığı hazırlıklarla Antalyaspor maçı çalışmalarına başladı. Ama Cornelius'un özellikle bu çalışmaya katılmadığını söyleyelim. Cornelius dün yapılan karşılaşmada alın bölgesine bir darbe almıştı. Hemen hastaneye kaldırıldı ve 8 dikiş atıldı oyuncunun alın bölgesine. Şu an itibariyle dinlendirilme süreci devam ediyor. Birkaç gün dinlendirilecek. Antalyaspor maçında oynayıp oynamayacağı da sağlık ekibiyle teknik ekibinin birlikte vereceği bir karar doğrultusunda gerçekleşecek. Trabzonspor'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo Mavi takım bir sol bek ve iki kanat oyuncusu transferi yapmak konusunda teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağoğlu ve şu anki başkan, as başkan Ertuğrul Doğan bir toplantı yapmıştı ve el sıkışmıştı 3 transfer konusunda. Bu transferlerden kanat bölgesine birisi direkt oynayabilecek, diğeri de o bölgede rekabet yaratabilecek bir oyuncu konusuydu. İşte o rekabet yaratacağına inanılan oyuncu Evert Kosay'ı Çin Ligi'nde Huanda forma giyiyor ve 31 Aralık itibariyle serbest kalacak. Serbest statüde bir oyuncu haline gelecek. Oyuncuyla Trabzonspor Kulübü her konuda anlaşmaya vardı ve Türkiye'ye davet etti. Hafta içerisinde Türkiye'ye girecek 27 yaşındaki kanat oyuncusu. Fil dişi sahili ve Cervinho'dan da bu transferde bir görüş alındığını belirtelim. Teknik direktör Abdullah Avcı ve scout ekibinin de oyuncuyla ilgili olumlu referansları söz konusu ama Trabzonspor kanat bölgesine bir de tartışılmayacak net bir transfer yapmak istiyor. O isim de Olympiakos forması giyen Mosuaras. Tabii çok kolay bir transfer değil ama bu transfer için Trabzonspor'un ciddi anlamda şartları zorladığını söyleyeyim. Yine sol bek bölgesinde de önemli bir isim takviyesi yapmayı planlıyor Bordo Mavili takım ve burada en önemli aslında konulardan bir tanesi sezon başındaki transfer sürecinde olduğu gibi Trabzonspor Yönetim Kurulu yine transfer dönemi tam olarak resmi olarak başlamadan aslında oyuncularla anlaşmayı ve onları direkt olarak kampa dahil etmeyi planlıyor. İşte ilk adım da bu doğrultuda atıldı ama Kosay ile ilgili şöyle bir detay verelim. Afrika Kupası'nda mücadele edeceği için erkenden Trabzon'a gelecek, imzayı atıp tekrar Afrika Kupası'na gideceği bilgisini de verelim. Belki sezonun ikinci yarısında 2 veya 3 maç kaçırma ihtimali de bulunuyor. Ayrıca takımdaki bazı oyuncularla gelen teklifler de var ama yönetimin buradaki tavrı net. Bu teklifleri şu an için değerlendirmeyi düşünmüyorlar. Sadece gönderilme ihtimali olan oyuncular, Yunus Mallı, Fode Koyta gibi isimlere gelecek olan, özellikle Giresunspor'un ve Çaykur Rizespor'un bu isimlere talip olduğunu söyleyelim. Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapılacak ve karar verilecek deyip
Buradan sözü size bırakalım ama ilerleyen dakikalarda belki Başkan Ahmetoğlu bir açıklama yapmak isterse yine burada hazır bekliyor olacağız. Bir sorusu var. Evet, Yunus Emre Sel birçok rekordan bahsetti. Şunu merak ediyorum ben. Yunus Emre Sel ne yapıyor? Yani sevgili Yunus Emre, kondisyon çalışmaları nasıl gidiyor? Sezon sonunda bir şampiyonluk fırtınası bekleniyor. Bütün bu etkinlikleri takip edebilecek güçte hissediyor musun kendini? Fiziksel olarak, zihinsel olarak hazır mısın? Vallahi tüm Trabzon halkı gibi biz de artık o heyecanı içten içe yaşamaya başladık. Gerçekten buradaki atmosferi yakından yaşayan biri olarak o heyecana kapılmamak elde değil ama her ne kadar camia bu heyecana biraz daha atlamaya çalışsa teknik ekip ve yönetim biraz frene bastırıyor. Sakin olun, daha çok maç var, kimse bu haftada şampiyonluğu kimseye vermiyor diyor. Ama şimdiden tabii o heyecan yaşanmaya başladı. Çok uzun yıllardır bu takımı takip eden bir muhabir olarak o heyecanı ben de fazlasıyla yaşıyorum açıkçası. Yunus Emre Sel'e teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim. Hem seçimle ilgili oradaki atmosferi aktardı hem de takımdaki son durumu bizle paylaştı. İlginç bir şey var aslında, diyor ya. Camia diyor bu heyecanın üstüne atlamak istiyor ama diyor takım diyor frene basıyor diyor. Nasıl frene basmaksa frene basınca fark açılıyor. Allah selamet versin, yollar açık olsun. Yani şu anda Trabzonspor'un gidişatı hakikaten yani takdire şayan, bilhassa oyun kurguları o devamlı o gitgellerde sakatlıklar döneminde de arkadan gelenlerin, kulübeden gelenlerin veyahut da forma bulanların hiçbir sırıtmadı. Çok güzel gidiyorlar. Tamam, zaman zaman sıkıntılı maçlar yaşadılar. Arkadan gelip mağlubiyetten toparladılar ama bunlar bu girdaplı yolda olacak. Önemli olan o kurgunun içindeki gidişat. Müdafaada sırıtmıyorlar fazla. İşte Hugo'nun nezaretinde Edgar'ı de zaten kaleciyi anlatmaya gerek yok. Allah nazardan saklasın maşallah. Yani genel olarak tam bir o havaya zaten geçen sezonlardan girmeye çalıştılar. Bu sezon tam oldu. Burada siz diyemezsiniz işte öbürleri puan kaybediyor, kötü oynuyorlar değil. Trabzonspor iyi oynuyor. Trabzonspor şu andaki büyük olarak nitelendirilen diğer 3 büyüklerden 4 kat 5 kat daha iyiler. 15 hafta 6 puan. Zaten belli. Belli. Daha iyiler. Öbürleri de derslerini iyi çalışmamışlar. Bunların da tabii özel faktörleri var ama tabii şey ayrı tutacağım ben Beşiktaş'ı. Beşiktaş fazla değişiklikler değil. Üzerine kata kata oyuncular getirdiler ama oradan ne hikmetse bir çıkış yakalayamadılar. Ya Trabzonspor gidiyor, bahsettiği oyuncu var. Sağa çıktı oynayan. Almayı düşündükleri. Efendim, almayı düşündükleri. Onu alırlarsa 3 senelik falan oranın tozunu attırırlar. Yani o bölgenin çok enteresan. Futbol mentalitesi çok iyi olan bir oyuncu ama tabii maliyetli bir oyuncu. Yani kolay çıkacak bir oyuncu değil. Yine konuşacağız ama Giresunspor Fatih Karagümrük mücadelesinde de Fatih Karagümrük tarafından gol geldi sevgili izleyenler. Biz o arada Yunus Emre Sel'e bağlantı yapmıştık. Onu da paylaşalım. PES için golü Caner Erkin'in ortasında. 1-0 önde. 2 maçta da 37 dakika geride kalmış durumda. Başakşehir 2-0 önde Hatayspor karşısında. Fatih Karagümrük'te Giresunspor karşısında deplasmanda. Caner Erkin